Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun, sıcacık. Evimiz gibi, yuvamız gibi, kalbimiz gibi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? İyisinizdir, iyisiniz. Bizi soracak olursanız biz gayet iyiyiz. Çamaşır da maşallah hava iyi olunca bekliyoruz havanın güzel olmasını. Biriktirip öyle iki makine de olsa hemen ay öyle atıyoruz. Evet, bazı arkadaşlar şimdi silkeleyince aklıma geldi. Hele o çamaşırın tozu yok mu demişti arkadaşlar. Makine için bir ara kararsız kaldığım zaman. Doğru. Haklısınız. Feyza, hadi annem gel çamaşırlarını. Ha, düzünü de tersine çeviririm ben. Düzken ters çeviriyor. Hazırlanıyor Feyza'nın da dışarıda işi var. Bir saat sonra çıkacak herhalde. Hanımdan da ne iltifatlar aldım, ne iltifatlar. Tabii şey de değil, videoda değil, kahvaltıya geldiklerinde. Maşallah annen ne diyor, ya gönlümü hoş ediyor çocuğum. Ne zaman diyor şey yapsam diyor, görüşsek diyor, gençleşiyor dedi. He oğlum he dedim. Kendi tatlısın. Gençleşiyorum çocuğum, gençleşiyorum dedim. Yine de sağ ol dedim. Ruhumu okşadım, gönlümü hoş ettim. Ne gençleşmesi. Geri sayım yok artık, ileriye. Sayımlarımız ileriye ileriye. Dur, kaza görünce aklıma geldi. Elime alayım da. Belgin de bunu çıkar dedi. Çok az bir şey çıktı ama maalesef çıkmadı. Bunu ben buzla yapayım bir de. Anca öyle kazınır belki. Feyza şu kazanı çok geliyor. Sıcak tuttuğu için. Arkadaşlara öyle denk geliyor herhalde. Yıkanıyor, kuruyor. Her zaman videolarda gözükmüyor. Yine gözüküyor da.
kuruyunca gene hemen bunu giyiyor. Bir de aynen öyle o videolara bu denk geliyor. Çamaşırlarını katlarken, yerleştirirken gördünüz yok değil, var da. O sıcak tuttuğu için herhalde onu şey yapıyor, onu giyiyor. Kalpli kazak mı? He, kalpli kazak. Hep videolarda o denk geliyor ya. Arkadaşlardan biri öyle demiş. Feyza neden hep o kazak, hep o kazak. Çocuğuma ne yapsam ki? Başka kıyafet almıyor. Aha, anneannesi ona kıyafet almıyor. Üle. Ay. Benim eşofmanlarımı hep sen giyiyorsun ya. Dershaneye giderken. Bir sürü orada var. Kendinin de var bir sürü. Ama onu sevdiği için genelde onu giyiyor. O da hep videolara denk geliyor. Gerçekten. Hazırlanamadı kızım. Hazırlanamadı. Ay yine güneşli de makinamız dolu değil. Feyla diyecektim. Çoraplarını kızım çıkardığın zaman makinenin içine atmıyor mu? Ne yapıyor? Al bunu sen katla. Kolları uzun onun. Senin çekmecene geçen katladığımda koydum. Çorapların tekleri yoktu. Dedim acaba bu... Bakayım burada tek varsa buradadır. Yoksa yok. Çok rica ediyorum. Ben tek koydum oraya. Yok orada. Ha şurada var bir tane. Ha orada gri vardır çorap bir tane. Getir bakayım. Bu tek. Ben yok. Oradaki gene tek. Griyi de buldum. Gençlik. Hazırlanamadı. Şunun teki, bunun teki oradadır. Bak hep onu benim de. Bu kadarcık. Anam. Kahvaltı yapmayacağım dedi o. O yapmazsa ben niye yapayım? Kahvaltı yapacağım dedim, yok dedi. Yapmasın, ne yapayım? Onun şeyinle ben de yapıyorum da. Ay hakikaten de şey, silke değildikçe çamaşırların tozu aynen. Evde kahvaltıda ağır misafirlerimiz geldiğinde Feyza yoktu, denk gelmedi. Abla bir Feyza diyor, bir abla. Dershanede okula gitti
dershanede. Abla, abla diye onu aradım. Bunu aradım az önce, bunu yiyecektim. Bu ise geçti artık. Günaydın sana. Günaydın. Da. Dışarıda işi var onun. Çamaşırların katla, şunun teki şeydedir, çamaşırların içindedir. Kahvaltı yapmayacağım. Emin misin? Hı hı. Son kararın mı? Tamam peki, son kararı ise diyecek hiçbir şey yok. Zaten hazırlandı, gidecek. Kaldıralım bakalım bunları. Evet. Saat öğleni geçti, anca benim karnım acıktı. Feyza dedi. 1,5 saat oldu. Ne yesem gönül gezdiriyorum. Hoppa! Oynama balığı, burası çok kalabalık. Anam her yerde de bir şey var. Neyse bir tane yumurta kırayım. Tereyağı yetmez mi? Teyze yoksa beraber yeriz kız. Yani. Ne yiyeceğim dedi. Teklif var, ısrar yok. Zaten öyle dedi. Aman anneanne. Şimdi ikimiz bir araya gelince maşallah. Güzel yiyoruz ya. Ben burada kilo alacağım. Dedi. Yakarsın, yakarsın. Küçük benim minik tatlı kaşım var ya. Neyse hadi. Sen dolaba. Azıcık da öteki yağdan koyayım şimdi. Az geldi o. Gözüme. Biz de oturur beraber yeriz değil mi kız? Kızımın getirdiği köy yumurtası. Gelmezsen gelme derler ya, yemezsen yeme. Feyza. Azıcık da karabiber. Biraz da acı pul biber. İyi ki biraz oldu o da. Azıcık dibinde tutturayım da. Dibi yanık, bayılıyorum. Şu tabakta bir tane peynir kalmış. Bu da yıkansın. Şimdi biraz da domates. Zeytinlerin birisi orada, birisi orada kalmış. Onları da toparlayayım. Dedim, vazgeçtim. İki de zeytin. Bu yağın ki. Ondan sonra da akşama. Allah'ın izniyle. Şimdi bu öğle. Nasıl cezir diyor. Kalkar kalkmaz yiyemiyorum işte.
Feyza olursa belki. Yalnız olmuyor. Şimdi şu tostluk olanı yiyeyim. Bu ne şimdi? Tereyağını şeyini cızlattığını. Ben de şey dibi tutsun diye bakıyor. Neyse tuzu yanıma alayım da. Bir doyurayım ondan sonra şu çocuğun kollarını bir halledeyim mi? Hop oynama kayma kayma. Neyine kayıyor? Oo benim evet. Gibi tutmuş biraz da bu tarafını tutturalım. Sizi de karşıma alayım. Hep beraber kahvaltımızı yapalım. Yağına. Buyurun arkadaşlar hep beraber afiyet olsun. Sade o kızarmış ekmek yeter dedim ama saat geç olunca acıktım dedim yetmez diye bir dilim daha alayım. Bismillah. Banıyor banıyor yağını o da banıyor. Acısını fazla koymuşum. Kızlar yeni yılda nasıl geldi? Neler yaptınız? Ya da nasıl geçti diyeyim. Mükü bana gelecekti. Filiz geliyormuş. Burası da uzak. Dün telefon açtı. Kızlar bende kahvaltıdayken. Bana gel dedi. Yok dedim. Feyza abim çünkü evim çalışıyor ya çalışmasından ziyade gerek yok. Belgin aradı ne yapacaksın? Evdeyim dedim. Özgü ölerek geçireceğim. Koca sene öreyim. Hadi böyle denmez mi? Her zaman söylüyorum ya eskisi gibi hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Yılbaşı kutlaması yani sağ olana her gün yeni yıl her gün bayram sağlığın yerindeyse çok güzel yanmış yumurtanın orası kimi kutluyor kimi kutlamıyor kutlayana da saygımız var kutlamayana da.
Herkesin görüşü farklı. Ama eskiden nasıl yapılırdı? Ya artık doyumsuz olduk, doyumsuz. Neden biliyor musunuz? Elimizin altında her şey var. Eskiden eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, kendi çocukluğundan bahsediyorum. Artık bir arada olmak için bir sebepti. O kutlama falan da değil. Televizyonlar nadir. Televizyonda bir oynayan dansözü bekliyorduk. Ne bileyim ben bir Bursa'ya selam olsun, mekanı cennet olsun, sanat güneşimizi. Sevdiğimiz sanatçıları. Eş dostu, sevdiklerinle birine toplanılırdı. Seyrederdik. Hayatım şimdi bir sürü kanal var. Açıyorsun istediğini. Ha kanalı bırak. Hangi filmini? Mesela Mükü'yle geldiğimizde hep film seyrederiz. Biliyorsunuz. Yahut da hangi sanatçıyı seyretmek istiyorsan giriyorsun YouTube'dan seyrediyorsun. Onun için bazı şeyler eskisi gibi tat vermiyor. Sen yeteceksin bana. Eskiden normal günde o hazırlıklar yapılmaz. Kimde mesela? Genelde bizde çocukluğumda annem de çok toplanılırdı. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Hele o hindi. Yılbaşına 10 gün varken pazarlarda hindi satılırdı. Şimdi hiç çıktığınızda görüyorsunuz mu? Yok. Çünkü eskisi gibi değil her şey. Artık o çerezlerin her çeşidinden karışık. Sanki bir gecede 4-5 saat içinde onlar bitecek. Kapamalar, tavuk artık, annem pilavlar artık. Hindi varsa hindi, tavuk yoksa alamadıysa tavuk. Fırında onlar. O meyvelerin her çeşidinden azar azar masalar donatılır. Ha bu beraber geçirdiğin hem eş dostla bir şeydi. Zamandı. Bu kutlama mı değil mi onu bilemeyeceğim. Herkes 12'yi beklerdi. Sanat güneşimiz çıkacak. Dansöz çıkacak. Ondan sonra eğlence programları. Sanatçıların şarkıları sırayla. Tek kanal tabii. Şimdi onlara gerek yok. Çünkü dediğim gibi her şey elimizin altında. Bir tuşa bakıyor. Onun için zevk vermiyor. Yani normal bu yılbaşı benim için diğer günlerden hiçbir farkı yok. Ha nasıl bir farkı var? Bir sene daha gitti ömrümden. Acısıyla tatlısıyla. Sadece o. Başka bir şey değil. Ne var şimdi? Hiçbir şey var mı? Zevk var mı? Normal günden ne günü var yılbaşının? Bence yok. Çünkü beklediğimiz
Görmek istediğimiz şeyler yok. Elimizin altında hepsi var. Yok dedim, ben gelmeyeceğim. Çünkü evdeyim. Ne yemeyim? Aynen, o yetti. Karnımızı doyuralım. Kalkayım balkonuma bir su dökeyim. Ondan sonra yapılacak birkaç işim var. Sonra otur Faize. Neyin başına? İşte. Hem biraz sohbet ederiz, hem örgümüzü öleriz. Aldınız mı kızlar örgülerinizi? Kolunu ben şöyle iki taneyle örüyorum. Neden? İplerim az ya. Bir renkten öteki yetmezse diye bu şekilde yapıyorum. Bunun rengini ördüm ve hemen ötekini alıyorum. Bunu kesiyorum. Ondan sonra ötekinle devam ediyorum. Renkler yetsin diye. Bundan sonra buna yeşile geçeceğiz. Ay geçtim. Bir senedir sürüklendi. Kaç gün oldu yeni yıla gireli. Öyle derler ya, bir de espri yaparlar. Örgü deyince arkadaşlardan birisi de geçen sene diyeyim ben de. Ateş bastı. Balkonu yıkadım, hareketlendim ya biraz. Mükünün köpeklerine kazak ör demiş. Var hayatım, giydirmiyorlar. Mükü de ördü. Kaç tane. Hazır da var. Bir örmediğim onlar kaldıydı. Onlara da yapalım, tamam. Ben zaten sizi bitireyim de alır mıyım, daha almam kesinlikle. İp ip almam. Ha, Usar herhalde ya. Arkadaşım bak, adı aklıma gelmiyor. Onu da geçen sene takıldı. Sanki aradan bir sene geçmiş gibi. Yorumlarda cevap verdim ama herhalde yaptığım hırkanın kesimlerinden esinlenerek yazmış. Terzilik var mı diye. Cevap verdim ben ona da. Tam bir ayrıntılı uzun uzun yazamadım. Şimdi öyle bir şeyim yok hayatım. Adını söyle. Hani bir eğitimini almadım, bir kursuna gitmedim. Öyle bir becerim, bir terzinin yanında çalışmadım. Ama çok çok geçtiğimiz eski, çok çok eski videolarımda bahsetmişimdir. Benim genç kızken tek merak kuaför ve terziliğe çok merakım vardı. Hani çok severim. Bir şeyler dikeyim, edeyim. Bayılırım. Kaç sıra? Evlendikten sonra ben Ebru'ya, çocuklarıma elimde çok diktim. Kıyafet.
kumaş alırdım. Mesela elbise, altına giydireceğim donumu, başına eşarbını takım olarak iğne ardı yapa yapa makinam yoktu. Yalan değil. Çok diktim. Kalçadan bağlamalı çok modaydı o zamanlar. Ebru 2,5. 3 yaşlarımda vardı. Şöyle mavinin üzerine beyaz yapraklı bir kumaş aldım. Şöyle kalçadan bağlamalı kıyafetler bilir bazı arkadaşlar. Kalçadan bağlamalı yakasını kayık yaka yaptım. Düşük kol, bak elimde diktim onu. Kenarına da beyaz kumaş aldım. Kol kenarlarına, yaka kısmına, etek kısmına beyaz geçtim. Kalçadan bağlamalı içinden geçireceğim kumaşı da onu da beyaz yaptım. Bağlardım öyle. Var kendime kiloş etek diktim ablama. Elimde hep bunlar. İğne ardı. Ha, çok seviyorum. Ama öyle bir şeyim yok. Ha, üstüne dursam belki evet yapabilirdim. Becerirdim çünkü elimde diktim. Sonra mesela Bursa'dayken buraya gelmeden makine aldık. Havlu kenarı, yazma kenarı o şekilde bu. Terzilikle ilgisi yok. Terzi dediğim biçip dikecek, kesecek. Şimdi o kadar basit ki aslında kalıplar var, patronlar var. Şimdi onlar yok. Yani internete yazsan bile orada bile çıkıyor. O zamanlar dergiler veriyordu. Patronlar falan öyle kalıplar. Çok merakım vardı. Çok severek de yaparım yani. Önlük dikiyordum. Tabii ki hazır biçilmiş geliyordu. Dışarıda eşim izin vermediği için çalışmama evde almıştık. Ha, buraya geldiğimde memur evlerinde otururken memur evlerinde çok zor ikna ettim. Bahsettiğim gibi o zamanlar benim yaşımdaydı. Patronum, ben genç, çocuklar ufak. Evimize de yakındı. Perdeci yanına girdim. Tabii o da çok uzun vadeli olmadı maalesef. Çalıştım 3 ay çünkü zor ikna etmiştim eşimi. Çalışayım, hem destek olurum çalışayım diye. Çocuklar tabii biraz daha büyüdü. Aynur abla diye. Mekanı cennet olsun. Orada cibindirik, beşik örtüleri, o fırfırlı falan, yatak örtüleri, bildiğiniz çeyizlik üzerine her şey, perde de içinde. İnanın bana 3 ay içinde kesmeyi öğrendim. Yani o kadar hevesim var. Kendim kalıpla kesmeyi, ay ne güzel bebek sepetlerine neler dikerdik, nişan sepetine fırfırlı falan, ay. Yok, sonradan eşim zaten zorla izin şey yaptım. İzin vermediği için bir 3-4 ay mı ne çalıştım. Yani uzun vadeli değil. Bu kadar terzilikle bilgim var. Üstüne düşseydim ilerletir miydim? Evet, ilerletebilirdim. Ondan emindim. Çünkü içimde bir işi severek yaptın mı verimli olursun. Ama nasıl ilerleteceğim? İşte çoluk çocuk oldu, küçük küçük. Öyle sürekli onu ilerletmek için ona çok çok zaman ayırman lazım. Öyle hani bir çocuklara elbise dikip de, ne bileyim pijama dikip de, öyle değil. Onu her gün her gün yapmıyorsun. Her gün ona zaman ayıracaksın. Olmadı. Sadece bu kadar bilgim, hayatım aydınlatabildiysem ne mutlu bana cancağızım. Terziyle ilgin var mı diye sormuş arkadaşımız da. O içimde şeydir yani. Dediğim gibi kuaförle terzilik. Ukte. Ha, diktim mi? Diktim elimde.
Öyle zevkle giderdim ki kulağı çınlasın. Etibank'ta otururken Bursa'ya selam olsun. Bursa'da oturan arkadaşlar çok çok iyi bilir orayı. Berlin yoktu dünyada herhalde. Evet. Yoktu. Benim 3. kattaydık. 2. katta. Karşımdaki kapının altında. Benden 2 yaş büyük Nevin diye bir arkadaşım vardı. Ben 2 yaş küçüktüm ondan. O sürekli toplu belirli şeyleri vardı. Mesela Bursa'da, başka yerde, başka şehirlerde bebek kıyafetleri, çocuk üzerine elbiseler, tulumlar. Odanın bir tanesini atölye gibi yapmış. Oraya ben taşındıktan sonra arkadaş olduk. Çocukların ikisini uyuttuğum zaman hemen soluğu orada alırdım. Yahut da şeye, çocukları da seviyorlardı. Getir getir derdi Nevinci. İlk açardım. Getir kız Nevin derdim. O bahçenin pantolonları denir. O tulumlar, askılarını ben dikerdim. Düğmesini falan makinada hep. İşte bak ne kadar istek. Onun da hem faydam olurdu. Mesela bir yerden 50 tane istediler, çalıştı. 4-5 yer vardı öyle. Hem Bursa içinde hem Bursa dışında gönderiyordu o. Hadi gel derdi. Çay, kahve, her ne varsa mekanı cennet olsun anneciğinin. O hazırlardı. Geçerdik makinenin başına. Makinelerin başına. O çocuklar oynardı. İlgilenirdi. Hem annesi yaptı bizim yanımızda. Ne güzel elbiseler, askılı elbiseler dikmişti. Yardım ediyorum diye. Ben gerçi parasını verdim ama düşük aldı benden. Geçerdik makinelere tır 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 ikimiz dikerdik. İşte bunu sevdiğim için zevkle yapıyordum. Artık gün olsun hemen işimi bitireyim, yemeğimi yapayım. Ben nerede? Nevin nerede? Eskişehir'e mi? Yenişehir'e mi? Gelin gitti. Selam olsun hem Eskişehir'e hem Yenişehir'e. Tam bilemeyeceğim ikisinden biri. O da rahmetli benim kaybettiğim ablamın eşi eniştem. Onun arkadaşı vardı. Bana geliş gidiş gördüler birbirlerini. Makasını attım ben kız. Hadi, 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 hadi. Alayım da geleyim. Sepetim de yok. Kaldırdıydım ya onları, sepetleri. Dağıtıyor çünkü. Ay sonradan üstüne kendi istedi giydi de bir güzel oldu çocuğuma, bir güzel oldu. Anlaştılar, evlendiler. Bursa'dan kalktı. Oraya gitti, yerleşti. Nerede kız ipin ucu? Ha? Rahmetli ablacığımla 2-3 kere gittik. Oraya niye yerleşti kız oraya? Kocası Bursa'da çalışıyordu onun. Oralı mıydı acaba? Olabilir. İki üç kere biz gittik. 2-3 kere onlar geldi. Eşiyle hayat mücadelesi, hayatım ha dediğinde her zaman olmuyor. Gidemiyorsun, görüşemiyorsun. Telefon mu vardı? Telefon mu vardı o zaman? Yok tabii. Ancak ziyaret.
2-3 kere biz gittik. 2-3 kere onlar geldi. Ondan sonra irtibatımız kesildi. Herkesin uğraşısı var. Adedinde gidemiyor. Ben buraya geldim, Antalya'ya. Ama dünya küçüktür derler ya. Benim Bursa'da ablamın bir arkadaşı vardı, Nurşen diye. Ablamın arkadaşıydı. Çünkü ablamla akran. Gerçi ablamla bizim aramızda da 4 yaş vardı. İp artık kusuyor, az kaldı ya. Dolaşıyor, inatlaşma benimle. Neydi adı benim? Nurşen. Nurşen abi, Nurşen, evet. Ablamla çarşıda işleri olduğu zaman Nurhan diye bir tane kızı vardı, bir de Neslihan diye. Neslihan küçüktü. Nurhan 4 yaşlarında. Bakmak için onu bana bırakırlardı. Ona bakardım, işlerini hallederlerdi. Bak yıllar yıllar sonra. İşte dünya küçüktür derler ya. Nurşen'le burada karşılaştım. Eşimi kaybettim bak. Düşün, çok yıllar sonra. Ay nasıl olduk biliyor musun? Aynı Bursalı hemşeri olunca. Ay bir sevindik, bir sevindik. Ablamı bile kaybetmiştim. Yani bak çok yıllar sonra. Hem de hastanede. Ben baktım öyle Nurşen dedim. O Faize dedi. Aa dedik. Hastaneye gittiydim ben de. O da hastanede. Kontrol için bir şey için gelmiş. Nasıl sevindik. Ondan bayağı bir geldik gittik. Ondan sonra İstanbul'a yerleşti. Kaldı. Herkesin ne derler, doğduğu yer değil, doyduğu yer. Hiç aklıma gelmezdi. Allah işte eskilere döndük işte, biz rahmetliyle konuşuyorduk, biliyordu. Eskileri yad ettik. Sen kaç senesinde geldin, ben kaç senesinde geldim. Nereden nereye? Sessiz yapacağım. Mutfakta biraz işim var. Onları halledeyim. Ondan sonra size devam ederim cancağızım. Evet canlarım benim, akşamüstü yani şimdi yemek gene az bir şey de olsa bir şeyler hazırlayayım, ne yaparım onu da bilmiyorum da. Kaçalım gidelim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik canlarım benim. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.